Hobi dostları merhaba. Bu videomuzda FlySky marka 3 kanallı 2.4 GHz sinyal sistemine sahip kumandayı incelemeye çalışacağız. Genel hatlarıyla baktığımızda dijital ekrana sahip 3 kanallı ve 10 model araç hafızasına sahip olduğunu görmekteyiz. Fiyatlandırmaya bakarsak eğer genelde Çin'den temin ediyoruz arkadaşlar bu kumandayı. Fiyatı da 30 dolar ile 50 dolar aralığında anahtar teslim yani vergi ve kargolar dahil olarak elimize ulaşabiliyor. Benim ulaştığım rakam ise 37 dolardır ve ortalama 28 günde elimize ulaştı. Şimdi kumandamızın kutusuna bakalım ve içerisinde neler olduğunu inceleyelim. Tabii ki dijital ekranlı bir 3 kanallı kumandamız var. Gördüğünüz gibi 3 kanallı alıcımız, bind kablomuz ve anten borumuz yani PEEP denilen alıcının anteni yerleştirebileceğimiz parça. Üzerindeki özelliklere baktığımızda genel olarak bir şey anlamamız zor. Çünkü Çince ve İngilizce tanıtımlar yapılmış. Şimdi yavaş yavaş kumandamızı inceleyelim. Arkadaşlar, kumandamızın kullanım kılavuzları ve talimatları maalesef İngilizce ve Çince olarak karşımıza çıkıyor. Bir de Almanca bir broşür mevcut ama maalesef Türkçe bir kullanma kılavuzu ya da herhangi bir talimatname mevcut değil arkadaşlar. Kumandamıza baktığımızda ise tabii ki bahsettiğimiz gibi 3 kanallı alıcımız yani receiver, 1 adet anten borusu ve gördüğünüz gibi bind kablosu. Bunları da açacağız. Şimdi kumandamızın genel hatlarına baktığımızda öncelikle malzeme kalitesinden bahsetmek isterim. Üst kısımdaki malzeme ile alt kısım kabzadaki kullanılan malzeme birbirinden farklı. Üst kısım ne kadar kaliteli görünse de alt kısım tuttuğunuzda biraz kalitesizlik hissediyorsunuz. Ama dediğim gibi fiyatına göre alınabilecek bir kumanda. Eksilerini söylemeye devam ediyorum. Antenli olması. Artık 2.4 GHz kumandaların çoğunda anten kullanılmıyor. Bu da bunun birinci nesil bir kumanda olduğunu gösterir. Şu andaki nesillerine baktığımızda ise 3. ve 4. nesil 2.4 kumandalar kullanıldığını varsayarsak bu birinci nesille özellik bir durumdur. Tabii ki eksikler yönlerden bir tanesi arkadaşlar 8 adet kalem pille çalışması. Pillerimizi takarken de ortasındaki pil tutucuyu çıkartıyoruz ve o şekilde yerleştiriyoruz. Bu kısmın çok kullanışsız olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, 8 adet kalem pille çalışması da eksi yönü olarak karşımıza çıkıyor. Eğer sinyal kalitesini arttırmak istiyorsak kumandamızda mutlaka ve mutlaka şarjlı ve amper değeri yüksek kalem piller kullanmalıyız. Ürünümüzün arka bölümünde power on off tuşu mevcut. Gayet güzel mavi lila şeklinde bir LCD ekranı mevcut. Şimdi gelelim yavaş yavaş genel özelliklerine. Tabii ki servo ayarları, trim ayarları yapılabiliyor çok basit olarak. 3 kanaldan bahsettik. 3 kanal ne demek? Önce onun bir incelemesini yapalım arkadaşlar. Şimdi birinci kanaldan her zaman söylüyoruz. Yöntay yani sağ ve solu yapabiliyoruz. Bir kanal iki harekete arkadaşlar tekabül etmektedir. Birinci kanaldan yön tayini, ikinci kanaldan tetik bölümünden ise ileri, fren ve geri yapabiliyoruz. Üçüncü kanaldan ise arkadaşlar ışık kitini çalıştırabiliriz, ses kitini çalıştırabiliriz. Nitro ya da patlar motorlu araçlarda otomatik çalıştırma, vinç gibi ekipmanları çalıştırabiliriz. Ya da üçüncü kanaldan tabii ki bind özelliğini yani 2.4 GHz alıcılarla eşleşme özelliğini de yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi demiştik ki bu kumandayı biz 10 farklı model araçta kullanabiliriz. Ama nasıl kullanabiliriz? Diyelim ki 10 tane alıcımız var ve 10 farklı araca taktık. Üzerindeki model 1, model 2, model 3 araçları seçerek de o aracımızı kullanabiliyoruz. Kara ve deniz araçlarında kullanılabilir olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Ama şunu belirtmek isterim. Tabii ki bunları alırken en az 2 alıcı ile almanız uygun olacaktır gibi geliyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda
Hemen aklımızdaki diğer soru, çekim mesafesi ne kadar? Yurt dışı sitelerinde ve diğer forumlarda baktığımızda arkadaşlar, çekim mesafesinin 1000 yardaya kadar ya da 1000 yardanın üzerinde olduğu söyleniyor ama bu kadar bir çekim mesafesi benim pek aklıma yatmadı. Yani ortalama 914 metreden bahsediliyor. Bana sorarsanız eğer tahminen 100 metre ile 500 metre aralığında, özellikle aracın durumu, ortam, piller, ortamdaki sinyal seviyelerini ve değişkenlere bağlı olarak bu kumandayı kullanırsanız gayet uygundur zaten. Şimdi arkadaşlar şu kumandaya bakalım. Mavic firmasının 2 kanallı 2.4 GHz kumandası ve şunu söyleyebilirim. Yani kıyaslama için malzeme kalitesi olarak arkadaşlar kesinlikle elinize aldığınızda şu kumandanın daha kaliteli olduğunu hissediyorsunuz. Yani arkasında büyük bir firma olan malzemeler, RC ürünler inanın daha kaliteli. Şu Mavic firmasının arkasında koskocaman HPI firması var. Bunu da tabii göz ardı etmemek lazım. Yani malzeme kalitesi biraz zayıf ama alınabilir mi? Tabii ki alınabilir arkadaşlar. İkinci bölümde ise servo ve motorlar üzerinde çalıştırmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Trim ayarlarına da bakarız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.